Sen bana bak, yok. Havalandı, otur otur sizi. Tam bir tarafsızlık ve ciddiyet ve güven ortamı içinde çalışma yapması gereken Divan Başkanlık Kurulu'nun bu gibi kurtulara alet edilmesi, seçimle gelenlerin kimsesi altına girerek Divan Kurulu'nu temsil etmesi kabul edilebilir konu değildir. Sayın üyeler, Divan Başkanlık Kurulu üyelerini hatırlatmak isterim. Divan Karakol, 10 dakika süreniz doldu. O zaman bunu hoş bir seda getirmek istiyorum. İzin verirseniz bitiriyorum. Seçim Türkiye çıkanlar konuşuyorlar. Onlar kendilerini bağlar. Onun için ne yapalım? Ahmet Nur Çelik talepler sonunda kaldı. Yani şikayet edin sonra. Onu dışlarında bırakmışsın. Kişileştirdi, şahsileştirdi. Bu kadar da kardeşlik olmaz. Hayır ya. Affedersiniz. Lütfen. Bu divan başka bir boyuta doğru gidecek gibi gözüküyor. Olmaması lazım. Rica edeyim. Rica ediyorum. Şu anda bağırmayı keser misiniz lütfen? Şu andan itibaren bir durulalım. Gereken cevaplar verilir. Herkesin konuşma hakkı var ama haddi aşılmış olabilir. Ona da haddi aşıldığı kişi kalkar cevabını verir. Bunlara siz taraf olmayın lütfen. Sayın Divan Başkanı'nın gücü yeter bunlara cevap vermeye. Öteki arkadaşımızın da konuşma hakkı var. Eğer bir yanlışlık yapmışsa zaten gereken cevabı başkan verecektir. Yani biz birilerinin haklarına tecavüz etmeyelim lütfen. Ne konuşma hakkına ne de cevap verme hakkına. Lütfen rica ediyorum. Benim ilk divanım bu. Biraz kendimi kötü hissetmeye başladım. Lütfen efendim rica ediyorum. Cevabı veririm. İyi de cevap veririm. Ama söyleyeceklerimi hak ediyor mu? Hak ediyor. Bana yakışır mı? Bana yakışmaz. Çünkü taraf olan bendim. O yüzden sustum. Demin dedik ki 8-9 bin kişinin katıldığı seçimde hiçbir şey olmadı. Herkese kalpten teşekkür ediyorum dedim. Şimdi beyefendi diyeceğim. O zaman diğerlerine ne diyeceğiz? Kişi diyelim. Öyle bir hale getirir. Divanda bu olursa o zaman gençlerin bağırıp çağırmasına ağızlarına geleni söylemelerine hiç ses etmememiz lazım. Hoş değil, yakışmıyor. Bakın bir kere daha söylemiştim. Yine söylüyorum. Bu şekilde davranılırsa bu koltuklara hizmet edecek, bu koltuklara layık insanları bulamayız. Çok ayıp şeyler oluyor. Yakışmıyor. 300 kişiyi getirmişiz. Vallahi billahi ya ben 300 tane isim saydeseniz sayamam be. Yapmayın Allah aşkına ya. Yani hangi bir tanesine ayıp cevap vereyim ben bunun? Lütfen rica ediyorum. Huzur içinde toplanalım. Ondan sonra işimize gücümüze bakalım. Güzel bir hafta sonu geçirelim. Birbirimizi kırmanın alemi yok. Yüz yüze bakıyoruz. Çok ayıp şeyler bunlar.